Sevgili öğrenciler bu dersimizde de verilmeyen böleni bulmak konusunu işleyeceğiz. İlk önce kalansız bölme işlemlerini yapacağız. Birinci alıştırmamıza bakalım. Bu alıştırmanın problemini ben önceden yazmadım. Bu kez birlikte yazmak istedim. Şöyle yazabiliriz. Şimdi alıştırmamıza bir bakalım. Burada 24 kalem olduğunu düşünelim. 24 kalemi öğretmen öğrencilerine dağıtmış. Ama öğrencilerin sayısı belli değil. Öğrencilerini eşit olarak paylaştırmış. Ve her öğrenciye 3 kalem düşmüş. Hemen onu kağıda dökelim. Şöyle sorusunu hazırlayalım. Öğretmen Öğretmen 24 kalemi öğrencilerine öğrencilerine eşit olarak eşit olarak paylaştırdı paylaştırdı öğrencileri öğrencilere üçer kalem düştü kim yok burada öğrencilerin sayısını bilmiyoruz o zaman sorumuz ne olacak öğrencilerin sayısı kaçtır yani öğrenciler kaç kişidir? İşte buradaki alıştırmanın problemi bu. Ben özellikle burada sizlerle birlikte yazmak istedim. Şimdi çözümü bulacağız. Hemen şu problemi şuraya üste koyalım ve alıştırmamıza bakalım. 24 kalemi vardı öğretmenin. Öğrencilerine paylaştırdı. Öğrencilerini bilmiyoruz ve öğrencilere 3'er kalem düştü. Yani buradaki işlemde bölen sayımız yok. Bölen sayıyı nasıl bulacağız? Yine bölme işlemi yapacağız. Yani 24'ü 3'e böleceğiz. Hemen bölüyorum. Evet. 2'de 3 yok. O zaman 24'e bakıyorum. 24'e 3'ü soruyorum. 3'er 3'er saydığımda 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 defa sayma yaptım. 8 çıktı. 3 kere 8, 24 gerçekten de. 24'e kadar saymıştım. Çıkarma işlemi yapıyorum. Demek ki öğrencilerimiz kaç kişiymiş? 8 kişiymiş. Yani buraya 8 gelmeliydi. Bakın kontrol edelim. 24'ü 8'e bölünce gerçekten de 3 çıkıyor. Demek ki bölen sayımız 8'miş. Diğer alıştırmaları yaparak devam edelim. 45 ceviz olsun. 45 cevizi çocuklara eşit olarak dağıtılmış. Ama çocukların sayısını bilmiyoruz. 9'ar tane ceviz düşmüş çocuklara. Çocukları bulmak için ne yapıyoruz? 45'i 9'a yine bölme işlemi yapıyoruz. 45'i 9'a bölüyorum. 9'ar 9'ar saydığımda 5 defa sayınca 45'e gelirim. O zaman 9'da 45'te 9 5 kere var. Evet. 9 kere 5 45 yapıyor. Demek ki 5 çocuk varmış. Buradan şu kuralı çıkarabiliriz. Eğer bir bölme işleminde Bölünen sayıyı biliyoruz. Bölümü biliyoruz. Fakat bölen dediğimiz sayıyı bilmiyoruz. Bölen kısmını bulmak için bölüneni yani baştaki büyük sayımızı sonuç olan bu bölüm kısmındaki sayıya bölüyoruz tekrar bölme yapıyoruz ve böylece bölen sayıyı buluyoruz. Diğer alıştırmamızı yapalım. Burada 56'yı 8'e böleceğiz. 56'yı 8'e bölüyorum. 8'er 8'er saydığımda 7 defa sayabilirim 56'ya kadar. 7 defa saydığımda 56 oluyor. Demek ki bölen sayımız 7'ymiş. 72'yi 9'a bölüyoruz. 72 9'a bölüyorum. 9'ar er, 9'ar er saydığımda 8 defa sayarım. 8 kere 9 72 oluyor. Evet, bölen sayımız 8'miş. Peki Kalanlı bölme işleminde nasıl olacak? Ona bir bakalım. Kalanlı bölme işlemi 33 ceviz olsun. Yine çocuklara eşit olarak paylaştırılmış. Ve her çocuğa 4 ceviz düşmüş. Bir ceviz de kalmış. Artmış. Burada ne yapacağız? Burada iki işlem yapacağız. 33 cevizi 4 çocuk paylaşmış ama şu kalan cevizleri ilk önce 33'ten çıkaralım. 33'ten 1'i çıkarıyorum. 32 ceviz kaldı. 32 cevizi 4'e bölüyorum. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 8 defa saydım. 32 çıktı. Demek ki buraya 8 çocuk varmış. Bakın kontrol edelim. 3'te 8 yok. 33'ü 8'e böldüğün zaman 4 kere. 4 kere 8, 32. Bakın 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. Evet. Bölme işlemini doğru yaptık. Şuna bakalım. 66 fındık çocuklara paylaştırılmış eşit olarak. Ve herkese 9'ar er fındık düşmüş. 3 fındık da kalmış. Artmış. İlk önce bu kalan fındıkları çıkaralım. 66'dan. 6'dan 3 çıktı. 3. 6 aşağıya. 63 kaldı. Şimdi 63'ü 9'a Bölelim. Bu tarafı bölmemiz gerekiyordu. 63'ü 9'a bölüyorum. 9'ar 9'ar sayıyorum. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. 7 defa saydım. Evet, 7 kere 9 63 oluyor. O zaman 7 çocuk varmış. Kontrol edelim. 66'yı 7'ye böleceğiz. 7 kere 7'şer 7'şer sayalım. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Yani 9 kere 7, 63 oluyor. 9 defa saydım. 6'dan 3 çıktı 3. 6'dan 6 çıktı 0. Bakın işlemimiz doğru çıktı. Demek ki buradan şu kuralı çıkarabiliyoruz. Kalanlı bir bölme işlemi varsa. Bakın kalanlı bir bölme işlemi. 4. Kalan. Bölünen sayı belli. Bölüm belli. Ama bölen yok. Bölen sayısını bulmak için ilk önce 58'den yani bölünenden şu kalanları ilk önce çıkaracağız. Hemen uygulayalım. 58'den 4'ü çıkarıyorum. 8'den 4 çıktı. 4. 5 aşağıya 54. Sonra bulduğumuz sayıyı 6'ya yani bu bölüm kısmına bölüyorum. 54'ü 6'ya böldüm. 9 kere var. 9 kere 6 54. İşte Bölen sayımız 9'muş. Ve onu yerine koyalım. Son alıştırmamızı yapalım. 77'den ilk önce 5'i çıkarıyorum kalanları. 7'den 5 çıktı 2. 7 aşağıya. 72. 72 şimdi 9'a böleceğim. Evet. 9'ar 9'ar saydığımda 8 defa sayarım. 8 kere 9 72. Evet, bölen kısmımız 8 çıktı. Evet, dersimiz bu kadar. Sizlere başarılar diliyorum. Derslerinizde iyi çalışmalar diliyorum.